Konya İnsan Mektebi öğrenme davamız kapsamında yürütülen öğretmen mektebi eğitiminde bugünkü uzaktan eğitim faaliyetini Doçent Doktor Mehmet Hacı Beyoğlu ve Doktor Öğretim Üyesi Mücahit Yılmaz hocalarımızla birlikte TÜBİTAK 2204 Ortaokullar Proje Yarışması başlığıyla Ebuz'un konferans yoluyla siz değerli katılımcılarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Öncelikle bize bu eğitimi verecek olan çok değerli Doçent Doktor Mehmet Hacı Beyoğlu ve Doktor Öğretim Üyesi Mücahit Yılmaz hocalarımıza, bize bu imkanı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımıza, şu an ekranları başında bizi dinleyen tüm okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize de hoş geldiniz diyorum. Kıymetli konuklarımız, eğitiminiz boyunca yayın kalitesini korumak amacıyla mikrofonlarımızı kapalı tutmanızı ve kameralarınızın açık olmasını sizden rica ediyoruz. Şimdi sözü Sayın Doçent Doktor Mehmet Hacı Beyoğlu hocamıza bırakıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Hatim Hocam. Bu güzel sözleriniz için öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı zamanda bu toplantıyı bize düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Müdür Yardımcıları hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde bağlanıp bizi dinleyecek olan çok kıymetli hocalarıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Varsa gene aramızda öğrenci arkadaşlar varsa onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Ben bir ekran paylaşımı yapayım isterseniz öncelikle. Tabii ki hocam. Şu an paylaşım geldi mi hocam? Sıkıntı var mı? Şu an ekranınız görünüyor hocam. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz Konya Bölge Koordinatörlüğü olarak iki tane hoca görevliyiz. Öncelikle ben kendimi tanıtayım isterseniz. Benim ismim Tabii, Mehmet Cibeyoğlu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev yapıyorum. Benden önce Mehmet Akif Erişmiş hocam vardı Konya Bölge Koordinatörlüğü'ne bakan. Kendisiyle TÜBİTAK yarışmalarında 2 sene beraber çalıştık ben. Koordinatör yardımcılığı görevini yapmıştım o zaman. Geçen sene koordinatör olduk. Bu sene de inşallah 2. senemize devam edeceğiz. Benimle de beraber çok kıymetli Mücahit Yılmaz hocam görev yapıyor koordinatör yardımcılığı görevinde. Hocam istersen sen de kendini bir tanıt. Ondan sonra sunumuza başlayalım hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de ismim Mücahit Yılmaz. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde fizik bölümünde görev yapıyorum. İşte Mehmet Hocam'ın dediği gibi geçen yıl bu göreve ben ilk kez geldim. Mehmet Hocam'ın deneyimleriyle beraber bu yıl ikinci yılımıza artık döndük. Bu yarışmaları düzenlemeye çalışıyoruz, gayret etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu yılda yine yüzümüzün akıyla güzel bir yıl geçiririz yarışma adına. Söyleyeceklerim bu kadar. Mehmet Hocam size devrediyorum sözü. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Şimdi TÜBİTAK bu yarışmaları uzun süredir düzenliyor. Bu sene 52.'si olacak lise yarışmalarının. Biz bugün tabii ortaokul yarışmalarından bahsedeceğiz. Ama ortaokul yarışmaları da 15.'si olacak. O da oldukça yaşlandı aslında. İşte TÜBİTAK neden bu yarışmalara destek veriyor? Birinci amaç şu. Genç nesillerimizde, daha ortaokul çağında bulunan öğrencilerimizde proje kültürünü yaygınlaştırmak. Tabii bu proje kültürünü yaparken bütün alanlar dikkate alınıyor. Yani temel alanlar, işte sosyal alanlar, uygulamada bilim alanları. Bunların hepsinde öğrencilerimiz ve danışmanlarıyla birlikte projelerini sunabiliyorlar. Aslında proje dediğimiz zaman proje meraktan başlıyor kıymetli hocalarım. Yani bir merak, bir şeyi öncelikle bir merak etmesi lazım. Yani mesela neden gökyüzü mavi, bunu ne yapacak bir merak edecek. Ve bu merak aslında bize bir problemi doğuruyor. Yani bizim artık bir problemimiz var. Gökyüzünün neden mavi olduğunu araştıracağız. Onun için ilk başta genellikle bir literatür araştırması kısmına giriliyor. Öğrenciler işte gökyüzüyle ilgili daha önce yapılmış çalışmalar neyse onları tarıyorlar. Tabii burada da öğrencilerimizin bazen bilgileri ve tecrübeleri yeterli seviyede olmayabiliyor. İşte bu durumda da biz danışmanlarımızın öğrencilerimize burada yol göstermelerini istiyoruz. Ama gene öğrenci kendisi çalışsın, kendisi araştırsın ama danışman mesela öğrencimize bu kaynaklardan faydalanmasını tavsiye edilir. O şekilde proje olmaya başlıyor. İşte ondan sonra bir deneysel çalışma yapılması gerekiyorsa, işte bu deneysel ortamın
hazırlanması gerekiyor ve ondan sonra deneyler yapılıyor, sonuçlar elde ediliyor ve bunlar ne yapıyor işte bulgular tartışılıyor ve sonuçlar paylaşılıyor ve bu şekilde projemiz sona eriyor. Yalnız bunu yapan özellikle genç yaşlarda bu proje yapma kültürüne sahip olan öğrencilerimiz özellikle birçok bilim dalını bir araya birleştiriyor. Yani aslında biz projeyi belki matematik alanında yapıyoruz ya da bilgisayar alanında yapıyoruz ama o şekilde olmuyor. Mesela bilgisayar alanındayken mesela bir öğrenci engelliler için bir proje yapabilir. İşte bunu yaparken aynı zamanda o engellilerin durumlarını da öğrenebilir. Onlarla ilgili bilgileri de elde edebilir. Aslında birçok ana bilim dalının birleşimi sonucunda bir proje yapılıyor. İşte öğrenci proje raporunu yazarken mesela bir raporun nasıl yazılması gerektiğini ne yapıyor orada öğreniyor. İşte daha sonra projeyi sunarken bence bu çok önemli. İşte biz bile yani bu yaşta mesela bir jüri karşısına çıktığımız zaman tedirgin oluyoruz. Ama öğrenci daha çok genç yaşlarda işte 12-13 yaşlarında özellikle dışarıdan gelen mesela Konya bölgeye çünkü bölgede 6 ilimiz var. Diğer illerden de öğrenciler geliyor. Mesela hiç tanımadığı bir ile gitmiş. Daha önce gitmediği bir ile gidiyor. Hiç tanımadığı insanların karşısına çıkıyor. Onlara işte projesini 10-15 dakika savunmaya başlıyor. Yani bence bu çok önemli bir şey. Yani öğrencileri gerçekten hem hayata hazırlayan hem işte gerçek dünyaya hazırlayan sadece okul değil yani eğitim verileceği yer tabii ki okul ama sadece eğitim okulda da bitmiyor. Ve bu şekilde ekstra böyle projelere böyle etkinliklere katılarak öğrencilerimiz aslında kendilerini geliştiriyorlar. Ve en önemlisi şu, yani ben uygulamalı bilimler alanında tabii senelerdir çalışıyorum. Yani ne kadar öğrenci yetiştirsek de, ne kadar çok iş yapsak da bir projeye başlayıp, çünkü projeye başladığınız zaman her şey aslında ilk başta biraz flu oluyor. Yani çünkü zaten yapılabilecek bir işe giriyorsanız buna proje demek biraz aslında yanlış. Çünkü zaten o işin yapılabilirliği belli. Proje olabilmesi için işte biraz belirsizlik olması lazım o işin içerisinde. Ve siz bu proje esnasında bazı şeyleri öğrenerek, bazı şeyleri araştırarak bu belirsizlikleri ne yapacaksınız? Gidereceksiniz. İşte öğrencilerimiz aslında bunu da öğreniyorlar ve bundan çok büyük bir haz alıyorlar. Yani ürün ortaya çıktığı zaman ve gerçekten bu ürün insanlar tarafından, başka kişiler tarafından kullanıldığı zaman bunun çok büyük bir hazı oluyor. Mesela bu yaşta bile ben de bir proje yapıp da biz bunu ürün haline çevirdiğimiz zaman çok büyük bir burada haz elde ediyoruz ve mutlu oluyoruz. Zaten Türkiye'de veya dünyadaki sistemde de en zor bu proje işindeki en zor durumlardan biri şu. Yani bizim ilk öğretimde olsun, orta öğretimde olsun, yüksek öğretimde olsun ben verilen eğitimlerin kalitesinde bir eksiklik görmüyorum. Gerçekten güzel eğitimler veriliyor. Buradaki eksiklik ne? İşte bu elde edilen, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya çevrilmesinde çok büyük eksiklikler oluyor. Yani öğrenci mesela ben tabii bilgisayar alanında olduğum için oradan biraz örnek vereyim. Biz öğrencilere algoritma anlatıyoruz. Öğrenci algoritmayı öğrenmiyor. Belki de ezberliyor. Ama algoritma ile ilgili her türlü soruma öğrenci cevap verebiliyor. Ama ben öğrenciye bir gerçek dünya problemi verdiğim zaman, işte bu gerçek dünya problemini sen derste öğrendiğin algoritma ile çöz dediğim zaman, öğrenci burada yapamamaya başlıyor, tıkanıyor. Çünkü oradaki şey işte daha önce proje yapmadığı için, sadece böyle bilgileri öğrendiği ve ezberlediği için, o bildiği bilgiyi gerçek dünya problemine nasıl uygulaması gerektiğini bilmiyor. Ve ben öğrencilerime genellikle şöyle diyorum, yani bir bilgisayar mühendisi eğer konuları bilip de uygulama yapamıyorsa işte ameliyat yapamayan doktora benzer diye bir benzetme yapıyorum. Çünkü doktora gidiyorsunuz, hastalıkları çok iyi ezberlemiş, biliyor işte semptomları nedir, belirtileri nedir, bunların hepsini biliyor. Size diyor ki şu hastalığım var diyor. Hadi beni tedavi et, ameliyat et. İşte ben edemem. Ameliyatı yapamam. O becerim, o uygulamam yok şeklinde. Ben böyle genellikle öğrencilere bu şekilde örneklendiriyorum. Şimdi bizim eğitim sistemimizde genellikle test var. Biliyorsunuz yani öğrencilerimiz genellikle sınavlarda test soruları soruluyor. Ve bu test sorularını sorarak cevaplarını vererek ne yapıyorlar? İşte dersi geçiyorlar ya da sınavları kazanıyorlar. Bu doğru bir sistem olabilir. Yani milli eğitim açısından düşündüğümüz zaman çok fazla öğrenci var. Belli öğrencilerin seçilmesi lazım. Bu adaletli ve doğru bir sistem olabilir. Ama gerçek dünyada işler maalesef bu şekilde yürümüyor. Yani test soruları çözmüyoruz. Gerçek dünyada işler aslında biraz şöyle yürüyor. Şu benim çok sevdiğim bir grafik. Genelde biz test sınavını işte 0 ve 1 olarak belirtiyoruz. Ve test sınavlarında bir soruya işte maksimum 2 dakikalık bir süre genellikle ayrılıyor. Öğrenci bu soruyu çözerse işte 1 yani yapmış oluyor. Ama çözemezse 0 yapmış oluyor.
Proje ise daha uzun soluklu bir iş bir kere. Onu bilmemiz lazım. Yani belli bir zamana yayılması lazım projenin. Projeyi tabii başlarken biz bir iş planı yapıyoruz. Yani iş planı yapmak kolay. İşte diyorum ilk bir ay araştırma yapacağım. İkinci bir ay deney ortamımı ayarlayacağım. Üçüncü ay işte deneylerimi yapacağım. Dördüncü ay sonuçlarımı elde edeceğim gibisinden. Plan güzel. Burada doğrusal bir gördüğünüz gibi bir grafik var planlandığında. Ama iş proje yapmaya başlayınca doğrusallık non-linear yani doğrusal olmayan bir duruma geliyor. İşte biz de öğrencilerimize yaptırıyoruz. Proje derslerimiz var çünkü öğrencilerin mezun olması için. İşte öğrenci genellikle projeye çok böyle hevesli giriyor, hızlı giriyor, hızlı ilerliyor. Ama sonra bazen belli bir noktada takılıyor. İşte bir hafta, iki hafta, üç hafta orada takılıyor, oradan çıkamıyor. Tabii belli bir noktada vazgeçmeye bile düşünüyor yani. Başka bir proje mi alsam, konuyu mu değiştirsem gibi. Tabii burada biz öğrenciyi teşvik ediyoruz. Bu durumun aşılabileceğini, yapılabileceğini, biraz daha araştırması gerektiğini, farklı şeyler denemesi gerektiğini söylüyoruz. Öğrenci genellikle bunu aşıyor ve projeyi bir şekilde sonlandırıyor. Bu yarışmalardaki zaten amaç da şu değil kıymetli hocalarım. Yani biz sizlerden çok mükemmel, harika, işte çok inovatif projeler beklemiyoruz. Yani bu yarışmaların aslında birinci amacı öğrencilerimize proje yapma kültürünü kazandırmak. Yani öğrenci çok böyle harika bir proje olmasa bile baştan sona kendisi emeğiyle projesini yapsın, getirsin ve ondan az önce bahsettiğim o haz duygusunu elde etsin. Yani projeyi bitirmenin kendisine kazandığı haz duygusunu elde etsin. Ve bunu zaten bir kere hissettiği zaman biz şunu biliyoruz. İleride de hep liseye geçtiği zaman, üniversiteye geçtiği zaman proje yapmaya devam edecek. Gerçekten çok önemli bizim için. Evet, yarışmayla ilgili kıstaslarımıza isterseniz geçelim. Yarışmaya başvurmak için Türkiye'de de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde öğrenci olmak bizim için yeterli. Bu sene bazı kurallarımızda değişiklik oldu. Ben bunları hocalarımıza duyurmak istiyorum. Geçen sene bir tane danışman, iki tane öğrenci projeye başvurabiliyordu. Yani toplamda takımımız üç kişiden oluşuyordu. Ortaokul yarışmalarında bizim danışman zorunluluğumuz var. Lise yarışmalarında öğrenciler kendileri de başvurabiliyorlar ama ortaokul yarışmalarında kesinlikle danışman olması lazım. Bu sene öğrenci sayımız 3'e çıkartıldı. Birinci durum bu. Yani takımlarımız artık 4 kişiden oluşabilirler. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Onu da ben uyarayım. Eğer bölge sergisine kalırsak bu 3 öğrencinin hepsinin bölge sergisine gelmesi lazım. Yani 2 öğrenci veya bir öğrenci geldiği zaman biz bunu kabul edemiyoruz. Bütün takımın bölge sergisinde bulunması lazım. Geçtiğimiz sene danışmanla öğrenci ortaokul yarışmalarında aynı okuldan olması gerekiyordu. Bu sene bu kuralı artık öğrencilerin ve danışmanların farklı okullarda yani 3 tane öğrenci farklı okulda, danışman da farklı. Ben söyle ben. 4 farklı okul birleşerek arkadaşlar sayın hocalarım projeye katılabiliyorlar. Bu da bu sene yine değişen kurallarımızdan bir tanesi. Danışmanlarımız birden fazla projeye danışmanlık yapabilirler. Bu alanları dışında olsa bile hiçbir sıkıntı yok. Mesela ben matematik öğretmeniyim ama mesela tarih benim özel ilgi alanıma giriyor. Tarih konusunda bir öğrenciyle çalışarak bir proje sunabilirim. Matematikten sunabilirim, hem tarihten sunabilirim. Herhangi bir sakınca yok. Danışmanlarımız istediği kadar projeye danışmanlık yapabilirler. Bir hocamız el kaldırdı ama eğer varsa soru alabilirim. Zaten en sonunda da sorular için şey yapacağız, zaman ayıracağız inşallah. Bizim için uygunsa misafirlerimiz sorularını yayın akışını bozmamak amacıyla eğitimin sonunda cevaplayabilirler. Nasıl isterseniz hocam. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Tamam hocam, buyurun. Başvurularımız artık tamamen elektronik ortamda. Bize başvuru esnasında kesinlikle hiçbir belge göndermiyorsunuz. Birincisi hem danışmanlarımızın hem de öğrencilerimizin Arbis kaydı olması lazım. Arbis'in ben web sayfasının adresini buraya yazdım. arbis.tibitak.gov.tr Zaten basit bir kayıt işlemi var. Ortaokul yarışmalarında başvuruyu danışmanlarımız yapıyor. evidep.tibitak.gov.tr adresine hocalarımız giriş yapacak. Buradan hem proje dosyalarını hem de proje ekibini hocalarımız ekleyecekler. Yani öğrenciler ortaokul yarışmalarında hiçbir şey yapmayacak. Başvurunun tamamını hocalarımız yapacak ve tamamen online sistem üzerinden başvuracaklar. Herhangi bir çıktı alıp imzalayıp bize göndermelerine gerek yok. Tamam. Proje dosyalarından biraz bahsedeyim. Proje dosyaları TÜBİTAK'ın web sayfasında var. Ben şurada açtım TÜBİTAK'ın sayfasında göstermek için. Şöyle belki bilmeyen hocalarımız olabilir.
Bir tane ana sayfasına girdiğiniz zaman kıymetli hocalarım, şurada sağ tarafta yarışmalar linki var. Buna tıkladığımız zaman burada hem lise hem de ortaokul 2204 A ve B burada bulunuyor. 2204 B sayfasına girdiğimiz zaman burada bütün belgelere ulaşabilirsiniz. Mesela burada proje yazım şablonu var. İşte bu bizim yazacağımız örnek şablon. Buradan indirerek projelerimizi şablon üzerinden doldurabiliriz kıymetli hocalarım. Böyle göstereyim. Bu şablon Word formatında ama biz doldurduktan sonra bunu PDF formatına çevireceğiz ve sisteme PDF olarak yükleyeceğiz. İşte proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime olabiliyor. Proje raporumuzda en az 2, en fazla 20 sayfa olabiliyor. İşte projenin ek belgeleri olabilir, mesela etik izin formları olabilir, anketler olabilir. Bunları ek belgeler kısmına yüklüyoruz. Yani proje dosyamızda, öneri formumuzda bunlar bulunmuyor. Ya bir makine tasarladık. Ne yapacağız? Bunun videosunu çekmek istiyoruz. Videoda yükleyebiliyoruz. Videonun boyutu 10 MB'ı geçmeyecek. Sadece tek şartımız bu. Bir de FLV formatında olması gerekiyor. İstersek jürilerin de videoyu izlemesini istiyorsak formatta videolarımızı yükleyebiliriz kıymetli hocalarım. Proje bazen bu başımıza geliyor. O yüzden biz bunu sunuma koyduk. Bazen hocalarımız başvuruyor. İşte başvurduktan sonra onayı kaldırıyorlar. Çünkü süre bitmemiş oluyor başvuru süresi. Bazı değişiklikler yapıyorlar ama tekrar onaylamayı unutuyorlar. İşte eğer siz onaylamazsanız yani biz bunları değerlendirmeye alamıyoruz. Proje süresi içerisinde onaylayıp tekrar onayı kaldırabilirsiniz. Proje dosyalarını değiştirebilirsiniz. Ama bütün değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar onaylamanız gerekiyor kıymetli hocalarım. Bazen yanlış belge ekliyorlar hocalarımız. Veya işte 3 öğrenci var, ikisini ekliyor hocamız. 3. öğrenciyi eklemeyi unutuyor. Bu tarz şeyler olabiliyor. Bize dönüyor işte başvurular bittikten sonra. Ama şimdiden ben uyarayım. Yani biz bu gibi durumlara müdahale edemiyoruz. Onaylanmış haliyle projeyi sadece ne yapabiliyoruz? Değerlendirebiliyoruz. Eğer bölge sergisinde kalırsa, birinci aşamayı yani ön değerlendirme aşamasını projeler geçerse, yine EBİDEP sayfasında proje izleme formumuz var, muvaffakatnamemiz var ve bilimsel etik proje katkı beyanı var. Bu formları işte çıktı alıp doldurup bize göndermeleri gerekiyor bölge sergisinden önce. Ama bunu sadece bölge sergisine gelecek 100 proje, diğer katılımcılarımızın, diğer başvuran hocalarımızın ya da öğrencilerimizin bu formları bize göndermelerine gerek yok. Evet, kategorilerimiz, 10 tane kategorimiz var. Kırmızıyla gösterilen kategoriler lisede var, psikoloji ile sosyoloji. İşte ortaokul yarışmalarında biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ve yazılım alanlarımız olmak üzere toplamda 10 temel alandan hocalarımız proje önerebiliyorlar. Matematik alanlar geçen sene başladı. Geçen sene çok soru almıştık bu tematik alanlarla ilgili. Açıkçası biz de çok iyi bilmiyorduk yani tematik alanları nasıl biz de uygulayacağız şeklinde. Bu sene biraz daha oturdu. Şimdi TÜBİTAK'ın buradaki amacı şu, yapılan projelerin trend konular yani güncel konular olmasını istiyor. Yani siz ne yapacaksınız? İşte bilgisayar alanında bir proje önereceksiniz. Mesela siber güvenlik günümüzde çok güncel bir konu. İşte öğrencilerimizin bu alan üzerinde çalışmalarını istedikleri için bu tematik alanlar bu yüzden oluşturuldu. Şöyle sorular geliyor, belki bugün de gelebilir. Ben şimdiden biraz açıklamaya çalışayım. Hocamızın bir proje konusu var ama buradaki tematik alanlarla direkt ilişkisi yok. Mesela buradaki tematik alanların hiçbirine direkt uymuyor. Ben ne yapayım gibi bir şey söylüyor. Şimdi şunu kesinlikle söyleyeyim. Değerlendirme sürecinde biz şu tematik alan şu kadar puan, bu tematik alan bu kadar puan gibi bir değerlendirmemiz yok. Önemli olan orada projenin kendisi, konusu, işte projenin ne kadar iyi olduğu bizim için önemli. Hocamız sadece buradan baksın, direkt ilişkili olmasına gerek yok ama kendi proje konusuna en yakın olan tematik alanı seçebilir. Yani bu kesinlikle değerlendirmede negatif bir puan burada işlemez. Çünkü jürimiz proje dosyasını açacak, okuyacak. Eğer hoşuna giderse zaten jürimizin o yüksek puanı ne yapacak? Alacak. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Geçen sene 30 tane tematik alanımız vardı. Biz bana bazı hocalarımız mail atmıştı. Ben hep istiyorum. Yani şu gibi bir isteğiniz olursa bugün de söyleyebilirsiniz. Ben not alırım ya da bana mail yoluyla da başvurabilirsiniz. Ben bunları TÜBİTAK'a iletiyorum. Bu sene zaten 43'e çıktı. Yani 30'dan 43'e çıktı. Yaklaşık %50 bir tematik alanda arttırım oldu. Önümüzdeki sene de o tematik alanlar, önerilen tematik alanlar gene eklenebilir. Değerlendirme yöntemimiz 3 aşamadan oluşuyor.
kıymetli hocalarım. Öncelikle ön değerlendirme aşamasını gerçekleştiriyoruz. Sonra bölge sergisine çağırıyoruz birinci aşamaya geçen projeleri. Bölge sergisinde birinci olan projeler de Türkiye finalinde bölgemizi temsil ediyorlar. TÜBİTAK'ta bir bölge durumu var, bölge koordinatörlükleri durumu var. 12 tane koordinatörlük var kıymetli hocanın, burada haritada görüyorsunuz. Biz Konya bölgeyiz. Dediğim gibi 6 tane ilden oluşuyoruz. İşte Konya, Karaman, Isparta, Afyon, Burdur ve Antalya bizim bölgemizdeki iller. Biz ilk aşamada, birinci aşamada, ön değerlendirme aşamasında bu 6 tane ilden gelen projelerle beraber yarışıyoruz. Sonra 100 proje bölge sergisine kalıyor. Daha sonra bu 100 projede 10 tane alanımız var. Her alanda bazen bir, bazen iki olabiliyor. Yani bu sayıları biz şu an bilmiyoruz. Yarışma esnasında, bölge sergisi esnasında TÜBİTAK bize veriyor. Ama genellikle daha önceki senelere bakarsak bölgemizden 15 ile 16-17 civarında projeyi biz genellikle Türkiye finallerine gönderiyoruz. Yani 10 alandan 16 proje diyebiliriz. Genellikle bu civarda projeyi Türkiye finaline gönderiyoruz. Ön değerlendirmede şuna dikkat etmemiz lazım kıymetli hocalarım. Ön değerlendirmede hocalar sadece proje dosyasını görüyorlar. Yani proje dosyası üzerinden sadece değerlendirmeyi alıyorlar. O yüzden proje dosyasının iyi olması lazım. Yani projeyi iyi bir şekilde anlatması lazım. Projenin özgünlüğünü, projenin var olan benzerlerine göre farklılıklarının iyi bir şekilde anlatılması lazım. Ama bölge sergisine gelince biz mülakat yapıyoruz. Tabii bu sene biliyorsunuz pandemi devam ediyor. Ama biz şu anda TÜBİTAK'ta biz de hazırlıklarımızı bölge sergisi yapılacakmış gibi yapıyoruz. Ama dediğim gibi pandeminin durumuna göre online bir şekilde, çevrim içi bir şekilde de bölge değerlendirmemizi yapabiliriz. 2020 yılında liseyi bölge sergisi yapmıştık ama ortaokul yarışmalarını pandemiden dolayı çevrim içi bir şekilde yaptık. Orada da Zoom programı üzerinden jürilerimizle katılımcılarımızı birleştirdik. O şekilde mülakatlarımızı gerçekleştirdik. Final sergisi de bu sene online bir şekilde yapıldı 2020 yılında. İşte seneye bakalım pandeminin durumuna göre karar verilecektir. Evet, ön değerlendirmede 3 tane öğretim üyesi var sayın hocalarım. Bu öğretim üyelerini yani biz belirliyoruz. Mücahit hocamla beraber biz belirliyoruz. Ama burada TÜBİTAK'ın çok büyük şeyleri var. Bize yaptırımları var. Mesela bir tanesini ben söyleyeyim. 3 kere üst üste görev alan bir jürimize biz kesinlikle şey yapmıyoruz. Görev bir daha vermiyoruz. Jürimizi değiştiriyoruz. Yani her sene şunu kesinlikle söyleyebilirim. %30-%40 minimum jürilerimiz değişiyor. Hatta 2 sene önce %80 oranında bir jüri değişikliği yaptık. Ve jürilerimiz sadece bizim bölgemizden değil. Yani bu 6 ilden seçmiyoruz. Türkiye'nin herhangi bir yerinden, herhangi bir ilinde o alanda bir üniversitedeki hocamızı seçiyoruz. 2 tanesini de bölgemizden seçiyoruz. 6 ilimizden seçiyoruz. 1 tane dışarıdan, 2 tanesi bölgemizden seçiyoruz. Bölgemizden de şuna çok dikkat ediyoruz. 2 tane hocanın kesinlikle aynı ilde olmaması lazım bizim için. Yani ben 2 tane Konya'dan hoca seçmiyorum. İşte 1 tane Konya'dan seçersem 1 tanesini de bölgedeki farklı illerden seçiyorum. İşte hocalarımız ayrı ayrı, üçü de ayrı ayrı proje dosyalarını okuyorlar, üçü de ayrı ayrı puanlıyorlar. Hocalarımızın vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınıyor. Projelerimiz büyükten küçüğe sıralanıyor ve biz kaç proje çağıracaksak bu alanda, ona göre diyelim 8 proje çağıracağız. O 8 projeyi, ilk 8 projeyi biz ne yapıyoruz? Bölge sergisine davet ediyoruz. Burada şöyle de bir durum var, onu da açıklayayım. Çünkü bunlar kafa karıştırabiliyor. Ya biz bu konuda çok şeyiz, açığız yani, onu söyleyeyim ilk başta. Çok realist bu konuda, çünkü çok rahatız. İşi çünkü en güzel şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Mesela 10 tane alanımız var. 100 proje çağıracağız. Her alandan 10 proje gelmiyor. Diyorlar mesela niye bazı alanlardan 12-13 proje geliyor, bazı alanlardan 8 proje. Burada da projelerin ilk aşamadaki başvuru sayılarına bakıyoruz. Yani ilk aşamada diyelim yazılım alanından 300 tane proje bize başvurmuş. İşte tarih alanından 100 proje başvurmuş. İşte bu durumda ikisinden de 10 vermiyoruz. Yani daha çok olan, daha çok başvuru aldığımız alanlardan biraz daha fazla proje çağırıyoruz. Daha az başvuru aldığımız alanlardan da biraz daha az proje çağırıyoruz. Bunun sebebi de budur kıymetli hocalarım. 4 tane ana kriterim var jürilerimizin değerlendirme aşamasında kullandıkları. Birincisi özgünlük, yaratıcılık. Yani proje konusu veya yöntemi ne kadar özgün veya ne kadar yaratıcı, buna bakılıyor. İşte proje var olan ürünlerle bir rekabeti var mı? Bir avantajı var mı? Onlara bir üstünlüğü var mı? Ona bakılıyor. İkinci kriterimizde ise ilk başta bilimsel yönteme bakılıyor.
Problem ve araştırma sorusu öncelikle açık olarak belirtilmiş mi? Yani önce problemi tanımlamamız gerekiyor. Ondan sonra da bu problemi çözmek için hangi bilimsel yöntemleri kullanmamız gerekiyor? Bunları açıklamamız gerekiyor. Tabii bir literatür araştırması lazım. Yani daha önce bu konuda hangi çalışmalar yapılmış? Bunları araştırıyoruz ve en sonunda da sonuçlarımızı ve önerilerimizi de burada ne yapıyoruz? Tartışıyoruz. Üçüncü kriterimiz ise uygulanabilirlik, yaygın etki. Yani şimdi çok güzel bir proje yaptık. Mesela yeni bir yakıt bulduk. Bu yakıtta mesela bir litresiyle araçlarımız 200 kilometre yol yapabiliyor. Atıyorum. Normalde mesela şu anda 20 kilometre falan yapıyor verimli araçlar bir litre yakıtta. Ama biz bir litreyle 200 kilometre yol yaptıracağız. Gerçekten özgünlüğü, yaratıcılığı, bilimsel yöntemi belki çok iyi. Ama biz bu yakıtı 1000 liraya mal ediyoruz mesela litresini. Normalde yakıt şu anda 7 lira, 8 lira civarında. Ben 10 kat daha verimli yapıyorum ama yaklaşık işte 25 kat daha veya işte 125 kat daha ne yapıyorum? Daha maliyetli bir şekilde üretiyorum. İşte proje ne kadar iyi olsa da uygulanabilirliği çok düşük. Yani bunu kimse satın almaz. Satarsanız kimse bunu satın almaz. O yüzden buna da dikkat ediyoruz. Yani projenin ne kadar özgün ya da bilimsel olmasının yanında uygulanabilir mi? Veya bu proje işte Türkiye'de kaç tane insan kullanır? Yani %1'i mi kullanır, %10'u mu kullanır? Bunlara da bakılıyor. Tabii ön değerlendirme de rapor üzerinden puanlanıyor. Bunu söyledim. Raporumuzun düzgün olması lazım. Format uygun olması lazım. Bölge sergisinde de sunumlarımız önemli. Çünkü öğrencilerimiz geliyorlar, sunumlarını yapıyorlar. İşte poster hazırlıyorlar. Posterlerin tasarımı. Bunlar da tabii puanları etkiliyor. Bunları da dikkat etmek gerekir kıymetli hocalarım. Evet, dediğim gibi 100 proje bölge sergisine çağırıyoruz. Burada da 3 kişilik gene bir akademisyen grubumuz var. Burada mülakat yapıyoruz. Eğer pandemi olursa da uzaktan çevrim içi Zoom üzerinden aynı bu şekilde bugün yaptığımız gibi bir mülakat gerçekleştiriyoruz. Eğer bölgede yaparsak öğrencilere biz işte sunum yapmaları için gerekli olan aletleri, projeksiyon makinelerini biz ayarlıyoruz. Danışmanları kesinlikle mülakata almıyoruz ama Zoom üzerinden bu sene yapmış olduğumuz ortaokullar yarışmasında danışmanları da mülakata aldık. Ama danışmanlarımıza dedik ki siz sadece izleyicisiniz. Yani hiçbir şekilde hiçbir soruya cevap veremezsiniz. Öğrenciye hiçbir şekilde müdahalede bulunamazsınız. Siz sanki böyle sinemaya gitmişsiniz bir film izliyormuş gibi. Siz sadece izleyeceksiniz. Hiçbir şekilde mülakata herhangi bir müdahaleniz olmayacak. Bu şekilde yaptık. Muhtemelen bu sene de aynı şekilde yaparız diye düşünüyorum. Tabii sergi olursa burada gene ben Milli Eğitim Müdür ve Müdür Yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim sergi salonumuzu hiç boş bırakmıyorlar. Sağ olsunlar sürekli okullarımızdan öğrencileri sergi alanımıza taşıyorlar. Dışarıdan gelen ziyaretçilere işte öğrenciler soru soruyorlar. Onlar da cevaplıyorlar katılımcılar. Bence bu çok önemli. Yani orada işte öğrenci gerçekten yaptığı projeyi savunuyor. İşte orada bir özgüven elde ediyor. İşte orada insanların kendi projesine merak etmesi, onu incelemesi gerçekten bence çok büyük mutluluk verici ve haz edici bir durum öğrencilerimiz için. Ödüller yani aslında bu yarışmada ödül bence para değil. Yani burada asıl ödül öğrencilerimizin ve hocalarımızın proje geliştirme esnasında elde etmiş oldukları kazanımlar. Bence bu çok daha önemli. Zaten burada da amaç ödül olmadığı için sadece bu ödüller TÜBİTAK tarafından teşvik edici bir unsur olarak veriliyor. Bunlar bölge sergisinde verilen ödüller kıymetli hocalarım. Bunlar değişebiliyor yalnız. Bunlar geçen senenin ödülleri. Bu seneninkilerde bazen değişiklik olabiliyor. Bunlar da eğer Türkiye finalinde kalırsa projeler Türkiye finalindeki ödül miktarları kıymetli hocalarım. Evet, biraz da istatistiklerden ben bahsetmek istiyorum. Şimdi biz burada son 4 yılın Türkiye'deki başvuru sayılarını koyduk. Gerçekten çok yükselen bir grafiğimiz var burada. Yani 2017 yılında 7900 tane proje Türkiye genelinde başvururken 2020 yılında 15.000 yani yaklaşık 16.000 proje başvurmuş. Neredeyse %100'lük bir artış var. Yani 100 senede %100'lük bir artış bence çok güzel. Mesela lise yarışmalarında yaklaşık 15.000 yine 16.000 civarında proje başvuruyor. Onda bir doyuma ulaştık. Çünkü 3-4 senedir yakın sayılar geliyor. Ama burada hala yükselen bir trend var. Bakalım bu sene tabii pandemi de var, değişik bir durum da var. Ben de merak ediyorum. Nasıl olacak başvurular, sayılar artacak mı? Ben de merak ediyorum.
Evet, bu geçen senenin bölge bazlı başvuruları. Dediğim gibi 12 bölge var. Adana'dan mesela 769 proje başvurmuş. Ankara'dan 658, Bursa'dan 935. Eşit olduğu 900. Noktaya karşılık geliyor. İstanbul'dan 500, Asya'dan, Avrupa'dan 910, İzmir'den 751, Kayseri'den 575, Konya'dan 869 proje, Malatya'dan 959, Samsun'dan 1046, Van'dan da 4774 proje başvurmuş. Yani Konya olarak bence iyiyiz, istatistiklerimiz fena değil. Şimdi Erzurum'da Van biraz harici bir durum. Orada işte çok fazla proje geliyor ama bu projelerin birçoğu aslında nitelikli proje değil. Sadece proje olsun şeklinde başvuruluyor. Bizdeki projeler genellikle güzel oluyor, nitelikli projeler geliyor. Genellikle biz ortaokulda 1000 civarında geziyoruz. Yani 1000'e ya biraz geçiyoruz ya 1000'in biraz altında kalıyoruz. Geçen sene de bu şekilde oldu. Burada il bazında dikkat edersek Erzincan ve Van çok dikkat çekiyor. İşte Van'da 3900, Erzincan'da 1656 civarı bir proje var. Şimdi Erzincan'ın valisi bu konuda çok şeymiş, ilgiliymiş. Erzincan'ın valisi Burdur'a gelmiş bu sene. Burdur'a tayin çıkmış. Ben tabii Burdur'daki arkadaşlarla da görüşüyorum oradaki milli eğitimdeki. Bana diyorlar işte Erzincan'ın valisi bize geldi. Çok hevesli. Bu sene biz de çok şey yapacağız, başvuru göndereceğiz gibisinden. Burdur'daki arkadaşlar da öyle diyorlar. Bakalım yani nasıl olacak sayılar. Ben de merak ediyorum dediğim gibi. Biz bölgemize biraz bakarsak. Burada sağ taraf ortaokul. Afyon ilinden geçen sene 207, Antalya'dan 346, Burdur'dan 35, Isparta'dan 56, Karaman'dan 34, Konya'dan da 191 tane proje aldık. Yani ben bu işin içinde 3 senedir varım. 3 senedir bir kere Antalya hep birinci oluyor bizim bölgede. Gerçekten Antalya'da özellikle okul sayısı çok fazla. Özel okullar Antalya'da bir rekabet içerisinde. Bunu biraz da reklam amaçlı kullanıyorlar işte TÜBİTAK'ta. Çünkü Türkiye'de de genellikle derece yapabiliyor. Bizim bölgede Antalya'dan giden projeler. Onlar her sene gerçekten çok fazla projeyle geliyorlar. Konya'da da genellikle Afyon bir oluyor. Afyon bir oluyor. Ondan sonra da Isparta geliyor bizim bölgemizde. Burdur'la Karaman'da zaten en küçük iller. Gelişmiş açısından bakarsak, nüfus açısından bakarsak onlar da yakın seviyelerde geziyorlar. İşte burada da mesela Afyon'da 207 projenin 15 tanesini biz sergiye çağırmışız. Dediğim gibi Antalya biraz baskın, 346'da 44. Burdur'da bir artış var özellikle son birkaç senedir. Gerçekten derece de aldı mesela geçen sene bu 7 projeden dereceye Türkiye birincisi olan da oldu. Türkiye'de derece yapan projeler de oldu. Beni sevindiriyor açıkçası bu. Isparta'da 56'da 15, Karaman'da 34'te 1. Konya'da 191'de 18 tane projeyi biz bölge sergisine davet etmişiz. Tabii ben de Konyalıyım. Konya'yı çok seviyorum. Tabii Konya'nın da daha fazla sayısı olması beni de mutlu eder. İnşallah bakalım bu sene dediğim gibi sayılar nasıl olacak. Yani bize hangi alanlarda daha çok projeler geliyor? Geçen senenin gene istatistiklerini paylaşırsak. Biz geçen sene en çok teknolojik tasarım alanından proje almışız. 149 tane proje bize gelmiş. Ondan sonra biyoloji alanı var. Biyoloji alanından 136 tane proje almışız. Değerler eğitimi ve matematikten yaklaşık birinden 108, birinden 107 tane proje gelmiş. Ondan sonra 91 projeyle Türkçe takip ediyor ve bu şekilde devam ediyor. Genellikle coğrafya ve kimya ve tarih alanları en az proje sayıları genellikle buradan geliyor. Dediğim gibi biz sayıları belirlerken de buna bakıyoruz. Yani teknolojik tasarımdan biraz daha fazla proje çağırıyoruz. Mesela kimyadan 43 proje gelmiş, oradan biraz daha az proje çağırıyoruz. Bölgeye çağırırken bu şekilde belirliyoruz sayıları. Evet, takvimimiz açıklandı bu senenin takvimi. Paralel bir takvim var gibi aslında. Bizim için biraz zor olacak. Çünkü iki tane işten de takip ettiğimiz gerekecek hocamla beraber, Mücahit hocamla beraber. 11 Ocak tarihinde yaklaşık bir ayımız var ama başvuru süresi uzun. Yaklaşık işte 40 günlük bir başvuru süremiz var. 17 Şubat'a kadar hocalarım başvurularını yapabilirler. Fazla süre yok aradan. 15 günlük yaklaşık bir süremiz var. 10 Mart'ta da biz ön değerlendirmelerimizi açıklayacağız. 5 ve 8 Nisan'da bölge yarışmaları şu anda planlanıyor. Yani bu yarışmaların yapılması yönünde şu anda. Bütün planlar bu yönde. Ama pandemi durumu belirleyecek. 7 ve 11 Haziran tarihlerinde de bölgemizden birinci olanlar Türkiye finalinde inşallah
yarışacaklar. Yani bölgeyi açıkçası biz de çok özledik. Geçen sene yapamadık çünkü orada bizim için ayrı bir mutluluk oluyor. Misafirlerimiz geliyor, orada büyük bir kalabalık oluyor. Bizim için de eğlenceli oluyor. Açıkçası ben de bu sene yapmayı çok istiyorum bölgeyi. Ama nasip bakalım, kısmet ne gösterecek, öyle diyelim. Evet, değerlendirme kriteriyle ilgili konular. Ben biraz hocalarıma tüyo da vermek istiyorum aslında proje dosyalarını hazırlarken, projelerini hazırlarken. Dediğimiz gibi bu yarışmaların asıl amacı aslında öğrencilerimize proje kültürünü sevdirmek. Yani bilimsel değer aslında burada bizim için tek kriter değil. Tabii ki bilimselliği yüksek, niteliği yüksek bir proje her zaman için istenen bir proje ama tek nitelik değil. Diğer niteliğimiz de dediğim gibi projedeki öğrencilerimizin katkısı. Bizim için bu çok önemli. Hatta biz hep şunu söylüyoruz, yani biz Nobel ödülü alan proje istemiyoruz. Biz bizim için tabii Nobel ödülü alması çok belki önemli olabilir ama Nobel ödülü alan proje yerine öğrencinin bir şeyler öğrendiği, proje yapma sevgisini aşıladığı proje bizim için çok daha önemli diyoruz. Burada 4 tane proje örneğimiz var. Şimdi birinci projemizde öğrencilerimizin katkısı ve bilimsel değer maksimum. Yani bu projeler gerçekten çok nadir geliyor. Yani bunların gelme oranı belki 1/1. Çok nadir bir şekilde geliyor ve genellikle bu projeler de derece yapıyor zaten. Hem öğrencinin katkısı iyi hem bilimsel yönden de kaliteli, nitelikli bir proje. İkinci projemizde ise öğrencinin katkısı biraz az ama değer gerçekten çok yüksek. Bu projeler bizim jürilerimizin kafasını karıştıran projeler. Öyle söyleyeyim. Mesela jüriler işte bize de bazen başvuruyorlar. Hocam işte proje çok güzel ama yani bu doktora seviyesinde bir proje veya üniversite seviyesinde bir proje. Bunu öğrenci sanki yapmış olamaz gibi. Biz genellikle zaten jürilere diyoruz. Hocam siz değerlendirin yani hoşunuza ne kadar gidiyorsa o şekilde şey yapın. Ama mülakata geldiği zaman eğer bu proje sergiye kalırsa mülakata geldiği zaman o zaman anlarsınız diyoruz. Çünkü öğrenci olacak orada karşınızda, hoca olmayacak. Yani öğrenci zaten projeyi yapmadıysa sizin sorduğunuz sorulara da cevap veremeyecektir. Dolayısıyla siz de orada bölge servisindeki puanlamanızı ona göre yaparsınız şeklinde söylüyoruz. Şunu diyoruz yani proje iyi olursa da olsun eğer öğrencinin yapmadığı kanaati sizlerde oluştuysa bunu düşük puanlayabilirsiniz diyoruz. Çünkü bu kıymetli hocam yani bir öğrenci projeleri yarışması. Yani ortaokul öğrencilerinin projesi yarışması. Bizim için önemli olan burada öğrenciler. Üçüncü projelerde öğrenci katkısı çok iyi ama bilimsel değer biraz kötü. Ama bu tür projeler bölge sergisine geliyor, onu söyleyeyim. Çünkü öğrenci katkısı gerçekten bizim için de önemli bir değerlendirme kriteri. Dördüncüsünde ise kıymetli hocalarım bilimsel değer de kötü, öğrenci katkısı da kötü. Bu projeler genellikle birinci aşamada eleniyor. O şekilde söyleyebilirim. Tabii biz nasıl bir şey istiyoruz? Yani öğrenci ile danışman arasındaki ilişki bizim için ne? Nasıl bir birliktelik istiyoruz? Şimdi bir kere konuyu yani öğrenci belirlesin istiyoruz. Şimdi hoca tabii o alanda uzmandır. Kendi çalışmaları vardı daha önce. Ama alanlar da geniş artık. Günümüzde iyice genişledi. Her biri çok büyük alanlar. Mesela bilgisayar alanından bir örnek vereyim. Çok fazla çalışma konusu var. Hoca bunların birkaçında uzman olabilir. Ama öğrenci işte başka bir konu çalışmak istiyorsa o alanda, hocanın daha önce yapmadığı, çalışmadığı bir konu çalışmak istiyorsa, yani ben danışmanlarıma şunu söylemek istiyorum. Öğrenciyi bırakın. Öğrenci hayal etsin. Öğrenci çalışmak istiyorsa çalışsın. Öğrenci hangi konuyu seçmek istiyorsa ona izin verelim. Çünkü biz de proje yaptırıyoruz dediğim gibi. Bana öğrencinin biri geldi. İşte hocam dedi bir sene. Ben dedi bir tane yazılım yazmak istiyorum. Ama bu yazılım yazılım yazacak. Yani program yazacak. Nasıl yani ben şaşırdım önce. Nasıl yani falan dedim. Ben diyeceğim işte şöyle bir oyun yaz diyeceğim. Yazılım bunu yazacak. Bana. Mesela şöyle bir oyun yazacağım. Tabii ben içimden güldüm yani öğrenciye dedim ki yani öğrenci tamam dedim ya sen bunu bir araştır ya bu zor bir konu yani yapılması gerçekten şu anda teknolojik olarak gerçekten zor görünüyor ama sen bunu bir araştır dedim. Bir iki hafta bak dedim. Daha önce bu tarz çalışmalar yapılmış mı? Araştır gel bak dedim. Ona göre karar verelim dedim. Öğrenci gitti iki hafta sonra geldi işte hocam bunu yapmam zormuş. Ben de inanmıyorum dedim bunu yapılabileceğini. Yani bırakın öğrenci hata yapsa da hatası yapsın ama hatasından da öğrenebiliyor. Sonuçta sadece başarıyla öğrenmiyoruz biz. Yani hata yaparak da gelişiyoruz. Hata yaparak da öğreniyoruz. O yüzden öğrencilerimizin bir de hayallerine ket vurmayalım. Yani belki öğrenci ortaokul seviyesinde bu projeyi yapamaz. Hayal eder ama bilgisi, yeteneği o an için buna yeterli olmaz. Ama o hayal kafada kalacak ben onu biliyorum. Ve belki üniversiteyi bitirdiği zaman o hayalini gerçekleştirebilecek donanıma sahip olacak.
O yüzden konu konusunda özellikle tabii hocalarımız daha çok trend konular istiyoruz. Biz ilginç konular, güncel konularda çalışılmasını istiyoruz ama öğrenci de illa yani bir şey araştırmak istiyorsa bu konuda öğrencilerimiz serbest bırakalım diye ben istiyorum. Planlamayı da öğrenci yapsın. Yani planlamayı hangi ay ne yapacağını, işte o işin ne kadar süreceğini bunları bırakın öğrenci yapsın. Burada da öğrensin. Yani o planı doğru yapması gerektiğini öğrensin. Çünkü ileride liseye geldiği zaman, üniversiteye geldiği zaman kendi proje yapacak. İşte o da öğrencileriyle ileride daha büyük işler yapabilecek. Çalışmayı da bırakın öğrenci gene kendi yapsın. Yani çalışsın, işte yanlış bir konuya giderse ya da yanlış bir tarafa giderse sadece öğrenciyi orada bir düzeltelim. Yani sen bak bu tarafta çalışıyorsun ama bu bizim projede çok önemli değil. Sen bunlara baksan, bu konulara baksan daha iyi olur gibi. Ona belirli kaynaklar da verebiliriz. İşte bak şu kaynağı bir incele gibisinden. Burası önemli. Raporlama konusu burada biraz eşitlik istiyoruz biz. Çünkü özellikle ortaokulda öğrenciler bu konuda tecrübesizler. Yani rapor, yazdıkları raporlar biraz tasarım açısından da olsun, biraz dizgi açısından da olsun kötü olabiliyor. İşte burada biraz daha danışman öğrenciye yardımcı olabilir, biraz daha işin içine girebilir. Raporların hazırlanması konusunda danışmanlarımız, öğrencilerimize biraz daha fazla yardım edebilir. Özellikle tabii bu bize şey geliyor ama yarışmanın kurallarından biri etik kurallar var bizde. Yani etik kurallar ne? Mesela biz gönderilen projelerin hepsini internet programlarından taratıyoruz. Yani benzerlikleri çıkıyor. Daha önce internette yapılmış projeler, internetteki web sayfalarıyla internet programları, bütün projeleri karşılaştırıyor ve bize benzerlik veriyor. Belli bir benzerliğin üstünde olursa biz bu projeleri maalesef elemek zorunda kalıyoruz. Aslında burada projenin belki özgünlüğünde bir sıkıntı yok ama yazımında belki bir sıkıntı var. O yüzden projeleri yazdıktan sonra hocalarımız bir kontrol ederlerse, yani bu direkt kopyala yapıştır şeklinde değil de biraz daha böyle kendi ifadelerimizle projeye yazarsak daha güzel olur. En azından kaliteli projeleri de bu aşamada elememiş oluruz. Çünkü ben istemiyorum o bir ortaokul öğrencisi başvurduğu zaman, ki bence ortaokul liseden daha önemli. Çünkü neden derseniz daha genç yaşta bu işe giriyor. Yani bir işe ne kadar erken girerseniz ileride o kadar başarılı olursunuz. Benim görüşüm budur. O yüzden buna biraz dikkat etmenizi istiyorum özellikle hocalarımdan. Proje dosyalarında işte bu direkt benzerliklerin çok yüksek olmaması lazım. İnternet programları belki sizde de vardır veya üniversitede tanıdığınız hocalar varsa onlardan yardım isteyebilirsiniz. Bir benzerlik çıkartıp size gönderebilirler. Ona göre projeyi onaylamadan önce proje dosyasındaki gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz kıymetli hocalarım. Bu da tabii yanlış bizim gördüğümüz öğrenci danışman ilişkisi. Konuyu hoca zaten biliyor çünkü o konuda uzman. Gerçekten daha önce çalışmaları var. Öğrenciye diyor gel sen de bu konuyu çalışalım diyor. Direkt öğrenciye konuyu buluyor. Tabii hoca uzman olduğu için sen diyor şunu şunu yap, şunu şunu yap, işte ben bunu yapayım gibisinden planlamayı yapıyor. Tabii çalışmada belki öğrenci biraz daha çalışabilir ama raporda yine hoca büyük çoğunlukla kendisi yazıyor ve gönderiyor. Ya bu tarz projeler gelmiyor mu? Bunlar da geliyor. Açıkça konuşmak gerekirse böyle projeler de geliyor. İstatistiklerini bilmiyoruz ama çünkü biz yani bize 1000 civarı proje geliyor. Özellikle Mücahit Hocam'la ben isimlerini bile bilmiyoruz. Yani o kadar çok proje geliyor ama tabii jürilerden bize dönen şeylere göre bizim de bazı şeylerden haberimiz oluyor. O şekilde söyleyeyim. Evet, son slaytımız. Çok da vakit almak istemiyorum. Sorulara da zaman ayırmak istiyorum. Danışmanlarımız için bakın bu bir öğrenci yarışması kıymetli hocalarım. O yüzden projeyi kişiselleştiren değil, öğrencinin sahiplenmesine yardımcı olan, projede öne geçen değil, destek olan, sonuç değil, süreç odaklı. Yani çünkü dediğim gibi sonuç çok iyi olmasın, projenin sonucu iyi çıkmasın ama öğrenci orada çalışsın, proje yapmayı öğrensin. Daha önemli bence. Böyle danışman hocalarımız istiyoruz. Bir de bilim başarısız çalışmalar olmadan gelişmez. Hata yapmak ya da başarısız olmak da bence bir öğrenmedir, bir gelişmedir. Bunu da dikkate almalarını istiyorum. Beni de sabırla dinlediğiniz için siz değerli misafirlerimize, katılımcılarınıza çok teşekkür ediyorum. Eğer Mücahit Hocam'ın eklemek istediği bir şey varsa Mücahit Hocam'a da sözü bırakabilirim. Eğer yoksa da Mücahit Hocam'la beraber soruları cevaplayabiliriz. Hocam teşekkür ederiz. Mücahit Hocam herhangi bir ekleme yapacak mısınız acaba? Yok. Ben Mehmet Hocam'ın ağzına sağlık diyorum. Gerçekten çok güzel anlattı. Teşekkür ediyorum. Şimdi diğer hocalarımızdan sorular varsa onları cevaplayabiliriz Mehmet Hocam'la beraber. Evet, soru alabiliriz hocalarım. Başlayalım isterseniz. İlk olarak ben hatta girmek istedim. Buyurun hocam.
Hocama hayırlı akşamlar diliyorum. Geçmiş yıllarda yapılmış olan örnek projelerden bizlere paylaşma, şöyle bir proje geçti, çok güzeldi, işte şöyle bir proje vardı, çok hoşumuza gitti diyebileceğiniz, somut bize gösterebileceğiniz örnekleriniz var mı acaba? Kıymetli hocam, ben hemen açtım bunu, soruyu bekliyordum soru geleceğini. Şurada bu sayfada geçmiş yıllar var kıymetli hocam, görüyorsunuz burada. Burada başvuran tüm proje son 4 yılın, tabii bu projelerin sadece isimleri şu anda burada verilmiş. Tabii proje dosyalarının paylaşılması etik olarak doğru değil. Ama burada hangi projeler yapıldığına son 4 yılın bulabilirsiniz. TÜBİTAK'ın aslında şöyle bir çalışması da var da şu an bitmedi. Ben onu aslında buna yetişir mi diye, bu sene yetişir mi diye düşünmüştüm. Bu da herhalde açılmamış. 2204tubitak.gov.tr diye bir adres normalde yayınlanacak. Burada proje özetleri de yayınlanacak kıymetli hocam. Yani projenin şeyi, başlığı, anahtar kelimeleri ve proje özetlerine geçtiğimiz yılların da yapılan bütün projeler ve oradan ulaşabileceksiniz. Böyle bir çalışma şu anda yürütüyor. Onun dışında yani proje dosyaları zaten biz tutmuyoruz. Sadece o değerlendirme esnasında şey yapıyoruz. Sonra biz de siliyoruz. Yani ama şuradan listeden dediğim gibi proje isimlerine ulaşabilirsiniz. Evet. Adem hocam, sorunuz devam edecek misiniz acaba? Evet, hani şöyle bir dakika daha girmiş olayım. Hani bunun etik olarak paylaşılamayacağını tahmin ediyordum zaten. Hani bunu tahmin ederek sordum. Ama hani bu durumda da hani bu tip şeylerde TÜBİTAK'tan şöyle bir isteğimiz var yani açıkçası. Bir projeyi görmek zihnimizde onlarca şimşek çaktırıyor bu tip şeylerde. İşte evet. Okullarda yapılan bu bilimsel sergileri falan filan geziyorum. Yani gezerken benim kafamda o sergi bitene kadar yüzlerce şimşek çekiyor. Hani o yüzden... görmek, somut örnekleri bizim çok işimize yarıyor. Hani bu tip şeylere ihtiyacımız var. Hani sadece ismini bilmek, sadece raporunu görmek haricinde somut görebilmek çok bizlere ufuk açıyor. Hocam yani şöyle siz deyince aslında şöyle geldi. Ben bunu bir daha öneririm. Yani sergi yapabilirsek biz bu sergide şeyleri kısa kısa çekebiliriz. Oradaki standları izin alarak tabii o başvuran adamı. Böyle 3 dakikalık, 5 dakikalık orada projesini anlatacak kısa videolar çekebiliriz. Eğer bunu da TÜBİTAK uygun görürse biz bunu bir yerde yayınlarız. Veya TÜBİTAK yayınlayabilir. O dediğiniz güzel bir şey olur. Yani bence projeyi görmek farklı fikirlerin tabii oluşmasını kafamızda sağlayabilir. Yani ben dediğim gibi bunu bir önereyim kıymetli hocam. Tamam. Tamam Mehmet hocam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ederiz Adem hocam. Başka sorusu olan var mı acaba? Ben sorabilir miyim hocam? Buyurun hocam. Şerif hocam buyurun. Teşekkür ederim. Proje yürütücüsünün özelliklerini bir de hocamdan alabilir miyiz? Çünkü ben geçen yıl atandım ve aday öğretmenim. Şimdi adaylıktan dolayı bir sıkıntı olur mu? Proje yürütücüsüyüm ama. Bir onu hocam ya bir sıkıntı olmaz hocam. Başvurabilirsiniz. Sıkıntı yok hocam. Adaylıktan dolayı sıkıntı olmuyor. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Başka sorusu olan var mı acaba aranızda? Ben sorabilir miyim hocam? Şerifeler karıştı galiba. Bilmiyorum. Evet. Şerife uygun şu an mı soruyor acaba? Evet. Şimdi soracağım. Buyurun Şerif hocam. Teşekkür ederim öncelikle bu güzel sunum için hocalarımıza. Şunu sormak istiyorum. İki sorum var. Velisi olduğu öğrenciye danışmanlık yapabilir mi bir öğretmen? Etik açıdan nasıl bakılıyor? Birincisi bu. Hocam bunun bir kuralı yok. Yani daha önce oldu. Öğrenci ve danışmanın ebeveyn ve çocuk olduğu durumlar oldu. Yani biz bunu elemiyoruz. Etik açısını artık size bırakıyorum hocam. Yani, yani sonuçta ebeveynisiniz ama danışman olarak görebiliyorsunuz. Bence bir sakınca yok. Öyle söyleyeyim. Evet. Tamam. İkincisi de biraz önce arkadaşların konuşmaları araya girince kaçırdım orayı. Bir projeye ortaokul kategorisinde en az kaç öğrenci katılabilir? Hocam ortaokulda da lisede de aynı. Maksimum bir öğrenci katılabiliyor hocam. Minimum zaten bir öğrenci olması lazım. Bir ile üç arasında öğrenci artı ortaokulda zorunluluğumuz var artı danışman hocam. Tamam. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Artık olan alabiliriz soruları. Ayhan hocam, buyurun. Ayhan hocam soru şey yapamadı.
Fadime Ana Hocam. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum sunumunuz için. Hocam, okul koordinatörlerinin yapması gereken işler aslında benim soracağım. Yani okul, TÜBİTAK okul koordinatörü hangi işler yapacak? Hocam bu herhalde 4006'da var. Yani biz 2204 A ve B'de koordinatör yok hocam bizde. Sadece hoca, danışman yani ve öğrencilerden oluşuyor hocam. Ben de evet, bu sene ilk defa koordinatör olduğum için hiç koordinatör sözü de geçmeyince hocam biraz o yüzden yani bu soruyu sormak ihtiyacı hissettim. Evet. Tamam. Öyle bir şey yok hocam. Koordinatörlük. Tamam. Durum. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Fatih Bana hocam. Mevlüt hocam buyurun. Mevlüt hocam şu an şey yapamam. Mükerrem hocam. İyi akşamlar diliyorum hocam. Değerli sunumlarınız için teşekkür ediyoruz. Okul idarecileri, müdür ve müdür yardımcıları danışman olarak görev alabiliyorlar mı? Proje yöneticisi olamıyorlar herhalde ama. Hocam burada zaten yönetici kavramı yok. Yani bütün hocalarımız danışman olarak görev alabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. İdari görevlere biz bakmıyoruz hocam. Bir de teknoloji ve tasarım benim branşım, ben okul müdürüyüm de mesela o alanda müracaat ettiğimiz takdirde danışman olarak görev alabiliyoruz herhalde. Yürütücü olarak görev alamıyoruz değil mi bildiğim kadarıyla? Evet hocam, bu zaten dediğim gibi öğrenci projeleri yarıştırması. Aslında bizim yürütücülerimiz öğrenciler gibi biz burada görüyoruz. Yani sadece danışman olarak görev yapabiliyor hocalarımız. O şekilde söyleyeyim. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. İyi günler hocam. Az önce sesim kapattım. Özlem hocam, buyurun. İyi akşamlar hocam. Sunum için ayrıca teşekkür ediyorum. Sormak istediğim şu hocam. Bir öğretmen sadece bir projeye mi danışmanlık edebilir? Teşekkür ederim. Mücahit hocama vereyim bunu ben de. Mücahit hocam cevaplasın. Ben çok şey yaptım. Mücahit hocam, buyurun. Evet. Bir öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Ancak bir projede, yani sadece bir öğrenci sadece bir projede bulunabilir. Ama öğretmende öyle bir sınır yok. Öğretmen istediği kadar projeye danışmanlık yapabiliyor. Peki, teşekkür ederim hocam. Farklı alanlarda da olabilir hocam. Sadece sizin alanınızda değil, matematik öğretmensiniz. Matematik dışında başka bir alanda da başvurabilirsiniz. Bir sıkıntı yok yani. Behiye hocam. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Buyurun. İyi akşamlar. 4006'ya katıldığımız projeyle bu yarışmaya da katılabilir miyiz hocam? Hocam şimdi 4006 şenlik diye geçiyor biliyorsunuz. Evet, evet. Bu ise yarışma. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama evet, başka yarışmalar varsa, mesela Teknofest yarışmaları oluyor. Bu pek ortaokul, lisede ve üniversitede oluyor mesela. Başka bir yarışmaya katılmamanız gerekiyor. Yani 4006 şenlik olduğu için hocam sıkıntı olmuyor. Yarışma olmadığı için katılabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Sibel hocam buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ben şunu merak ediyorum. Hani bu pandemi sürecinden öğrenciyle iletişimimiz sadece teknolojik anlamda var. Yüz yüze veya aynı ortamda bir araya gelme olasılığımız çok zor. Bir de ben köy okulunda çalışıyorum. Köye gidip gelme ya da işte onunla birlikte vakit geçirebilmek zor. Bu zamana kadar hani bu tarzda yarışmalar illaki olmuştur, hocaların tecrübeleri vardır. Şimdi bu süreçte bu nasıl ilerleyecek? Yani sizin yapanlar hakkında bilginiz ya da örnek verebileceğiniz bir durum var mı acaba? Hocam şimdi aynı sorunu biz de yaşıyoruz. Yani bütün hocalarımız zaten pandemi sürecinde derslerimizi uzaktan veriyoruz. Ben toplantıları hep uzaktan yapıyorum. İşte işlerimi hep gene uzaktan yapıyorum. Gerçekten zor bir durum. Hepimiz için bunu yaşıyoruz. Açıkçası ben de merak ediyorum. Yani bu sene proje sayıları nasıl olacak, başvuru oranları nasıl olacak? Çünkü pandemi özel bir durum. Yani buna yapabileceğimiz ya da diyebileceğimiz bir şey yok. Sadece pandeminin en kısa süre içerisinde geçmesini, hayatımızın normale dönmesini bizler de bekliyoruz. Tabii bu çok eski yarışma. Yani özellikle lise 52 yıl olmuş hocam. 52 yıldır da sürekli yapılıyor. Her sene yapılıyor.
TÜBİTAK da bunu kesinlikle, yani şartlar ne olursa olsun, kesmek istemiyor kıymetli hocam. O yüzden 52'yi de bu sene yapacak. Ortaokulda da 15'i de yapacak. Hepimiz için zor olacak ama dediğimiz gibi, sizin de söylediğiniz gibi, işte mümkün olduğu kadar uzaktan bir şekilde öğrencilerimizle iletişim kurarak proje dosyalarımızı hazırlayacağız. Yani belki burada yazılım alanı da bilgisayar alanları biraz daha kolay. Çünkü biyoloji veya kimyada laboratuvar ortamı benzeri şeyler olabiliyor. Onlar için daha zor. Bunların hepsinin farkındayız. Ama maalesef dediğim gibi pandemiden dolayı şu an yapabilecek fazla bir şeyimiz yok kıymetli hocam. Ama şunu var, bir de bütün projeler aynı gene şartlarda yarışacak. Yani biyolojiden başlayan projelerin hepsi aynı şartlarda yarışıp birbirleriyle. Hitami hocam, hayırlı akşamlar. Okan ben. İyi akşamlar Okan. Evet hocam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Okan hocam. Hocam şimdi Sibel hocayı görünce araya gireyim dedim. Hocam siz anlatıyordunuz. Eğitimin başında kamerası açıktı hocamın. Çocuğun da kucağında çocuğu vardı, pardon. Çocukla birlikte dinliyordu, bebeğiyle birlikte. O dikkatimi çekmişti. Hocam şimdi soru sorunca söyleyeyim dedim. OVAK olandan kesinlikle bir proje bekliyoruz artık. Zor şartlarda bile hocamız böyle yayına katılıp dinlemişse eminim ki çok ciddiye alıyor. Güzel proje bekliyoruz. Sibel hocam inşallah sizden. Sağ olun hocam. Doğum iznindeyim ben şu an. Şubat'a kadar okulda değilim. Aslında okulumuzdan başka bir projeye kendini adamış bir hocamız var. Betül hocam da şu an eğitimde. Görünce çok sevindim. Ben de ondan çok umutluyum. Bizim zor oluyor. Yani gidiş gelişlerimiz, öğrencilerimizin okumaya karşı bakış açıları da zor olduğu için 2 yıldır TÜBİTAK yapamıyoruz. 4006 bile yapamıyoruz. Şimdi bir de bu salgın süreçte olunca ben yarışmayı da çok merak ettim. O yüzden katılmıştım. Ufaklığı şutladım içeriye. Diğer oğlanım da arada gelip gidiyor, onu da kovuyorum ama inşallah yapacağız elimizden geleni. Teşekkür ederim Okan hocam. Evet, bu uzaktan eğitim sürecinde bu tür sahnelere zaten sık sık rastlıyoruz. Hakikaten öğretmenlerimiz uzaktan eğitimde de hem evin içerisinde hem kendi çocuklarıyla, kendi problemleriyle ilgilenirken eğitimleri de hiçbir zaman aksatmadılar. Bu vesileyle de tüm öğretmenlerimize de teşekkür edelim. Fedakarca bu işleri yaptılar. Evet hocam buyurun, kusura bakmayın araya girdim. Estağfurullah hocam. Ben de hocamı gördüm siz deyince. Çok hoşuma gitmişti. Ben de kendisini teşekkür ediyorum yani bu katılımından dolayı. Hocam deyince, Okan hocam deyince benim de aklıma geldi. Niye bana saygı duymuyor? Abi daha... Teşekkür ediyoruz Sibel Hocam ve Okan Hocam'a. Sorusu olan var mı? Yasemin Hocam buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle teşekkürler. Sunum için gerçekten çok aydınlatıcıydı. Benim sadece şöyle bir sorum var. Danışmanlık kısmına tekrar dönmek istiyorum ben de. Bir okuldan bir danışman mı olabiliyor yoksa daha fazla bölümlerden de olabiliyor mu danışman? Ben ilk defa katılacağım çünkü. Mücahit Hocam size bırakayım. Yani tamam. Hocam bir okulda birden fazla projeye danışman olabilirsiniz. Veya bir başka okuldaki bir projeye de danışman olabilirsiniz. Yok, öyle onu demiyorum yok hocam. Yani bir okuldan 2 ya da 3 öğretmen de danışmanlık yapabiliyor mu farklı projelere? Bir projeye sadece bir öğretmen danışman olabilir. Birden fazla öğretmen aynı anda bir projeye danışman olamaz. Şöyle, sorduğunuz soru cevabı buysa yani bu şekilde cevaplayabilirim. Hocam ben de şöyle ekleyeyim o zaman Mücahit Hocam'ın dediklerine. İstediğiniz kadar hoca başvurabilir. Sadece şartımız her projede bir tane danışman olacak. Mesela 4 tane bir okuldan hoca 4 farklı projeye danışmanlık yapabilir. Herhangi bir sıkıntı yok hocam. Tamam, çok teşekkürler o zaman. Oldu. Sağ olun. Teşekkürler Yasemin Hocam. Ayhan Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Az önce sesim kapandı. Bilmiyorum neden. Özür dilerim. Öncelikle 25-30 senedir bilim tekniği takip ediyorum ve projeler konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak öğrencilere aktarırken toplumsal bir sorunla değişmesi gerektiğini de düşünüyorum ki elle tutulur gözle somut şeyler olsun. Hocamın açıklaması yalın ve güzel oldu. Acaba bu video kaydını temin edebilir miyiz? Arkadaşlara da gösterip daha çok katılım sağlamak için onlarla da paylaşmak istiyorum. Bu seminere katılamayanlar için. Hocalarım sizin için önemli mi? Bizim için hiçbir sakınca yok. Memnun oluruz. Zaten TÜBİTAK da bunları destekliyor. Sonuçta amacımız mümkün olduğu kadar fazla öğrenciye ve hocamıza ulaşmak.
Bizim için hiçbir sakınca yok hocam. Teşekkür ediyoruz Ayhan Hocam. Mevlüt Hocam buyurun. İyi akşamlar. Sunum için teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Şimdi benim sorum şu. Biz şimdi ortaokul öğretmenleriyiz. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerimiz var. Yalnız bu çocuklar müfredat var bizde. Derslerle alakalı. Yalnız bu çocuklar televizyondan ya da internetten araştırma yaparken müfredat dışından herhangi bir konu belirlerlerse bu konu bizim ortaokul seviyesini aşarsa nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulacağız? Örneğin lise konusunu proje olarak yazarsak hocam hiç değerlendirmede sıkıntıya girer mi? Yok, hiçbir sıkıntı yok. Öğrencilerimiz müfredat dışı konulara çalışabilirler. Zaten istediklerimizden biri de bu. Ama buradaki bizim dikkat etmemiz nokta şu hocam. Bu araştırmayı, müfredat dışı araştırmayı daha çok öğrencinin yapması. Yani projeyi daha çok öğrencinin yapması. Tek dikkat ettiğimiz nokta bu. Proje konusunun ortaokul müfredatında olup olmaması önemli değil Kıymetli Hocam. Yani bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Bu arada hocam videomuz Konya İnsan Mektebi YouTube hesabından birkaç gün içerisinde yüklenecek. Dinleyen hocalarımız oradan tekrar girip sunumu izleyebilirler. Şu an zaten katılımcımız 255 katılımcımız var. Bayağı iyi bir sayı. Sorusu olan varsa soruları alabiliriz hocalarım. Ben isterseniz orada araya girip hemen bir şey ilave edeyim. Geçen yıl bana gelen çok gelen, kusura bakmayın lafınızı kestim. Buyurun hocam, buyurun. Geçen yıl bana en çok e-postayla veya telefonla gelen sorulardan bir tanesi. Hocam yapmış olduğumuz proje o tematik alanlardan hiçbirine tam olarak oturmuyor. Biz ne yapacağız? Şimdi öncelikle proje sahiplerinin branşı doğru seçmeleri gerekiyor. Doğru bir branş. Yani matematikse matematik, işte yazılımsa yazılım veya Türk dili ise Türk dili. Bu şekilde öncelikle doğru alanı seçmeleri gerekiyor. Bunlar içerisinden yapmış oldukları projeyi en yakın oradaki gözlemledikleri alanlardan bir tanesine kaydırmaları gerekiyor. Şimdi bazen özellikle bunu matematik alanındaki projelerde çok görüyordum. Ben diyor bir teoriyi ispat ettim ama oradaki hiçbir tematik alana oturmuyor. İşte bu durumda işte STEM dediğimiz orada fen, matematik, doğal bilimleri olduğu kısmı işaretlemeleri gerekiyor. Veya bu herhangi bir problemin çözümüne yönelik bir çalışmaysa oradaki tematik alanlardan hangisine uygunsa onu işaretlemeleri gerekiyor. Yanlış tematik alan işaretledi diye projeler, yani ben jürilerin reddettiğini duymadım, görmedim. Bunu da en azından bu kadar katılımcı varken onlara da belirteyim istedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Mücahit Hocam. Seyfan Hocam buyurun. İyi akşamlar hocam. Şunu sormak istiyorum. Bir tasarım projesi olmak zorunda mı? İnceleme ya da araştırma projesi olabilir mi? Yani illa bir tasarım ortaya koymak zorunda mıyız? Hocam, Mücahit Hocam, siz cevap verin isterseniz hocam. Hocam, tabii ki illa tasarım olmak zorunda değil. Bir araştırma, bir gözlem veya az önce bahsettiğim gibi tamamıyla pür teorik bir konu bile araştırma projesi olarak sunulabilir. Orada illa tasarım beklemiyoruz sizden. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı acaba? Soruları alabiliriz. Sanırım sorumuz yok hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Mehmet hocam? Son olarak şöyle bir, ben yine bir ekranda bilgilerimi paylaşayım. Bunu ben göstermeyi unuttum, bu sunumu. Buyurun hocam. Okulda bulunmuyoruz. O yüzden daha iyi konuda biraz ulaşmak zor ama mail atarsa hocalarımız herhangi bir kafalarına takılan bir şey olursa biz Mücahit hocam da ben de seve seve kendilerine yardımcı olmak için hazırız gece gündüz. Görev bu. Bir de şunu göstereyim. Bu sene çağrıda var, bu da. Çağrıya girerse web sayfasından az önce benim girdiğim gibi. Bir rehber yapıldı. Bu rehber bu sene çok geniş bir şekilde yapıldı. Gördüğünüz gibi 69 sayfalık bir rehber. Yani burada hocalarımızın aklına takılan aslında birçok soruya cevap bulabileceklerini ben düşünüyorum. Burada örnek proje dosyasından işte
tarih projesi mesela hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara kadar çok bu geniş bir rehber olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Daha da bu konuda teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar geçen senelerde yoktu. Bu sene çıktı bu rehber bu kadar geniş bir şekilde. Bunu da eğer okurlarsa hocalarım birçok şeyi anlayabilirler diye düşünüyorum. Eğer kapatacaksak da ben Okan Hocam bizimle beraber, Servet Hocam'ı da gördüm. Servet Hocam da bizimle beraber. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum tekrar böyle bir ortamı bize hazırladıkları için. Ben çok memnun kaldım hocalarımla beraber böyle bir ortamda bulunmaktan. İnşallah kendilerini de yarışmaya katılırlarsa başarılar diliyorum şimdi. Mehmet Hocam bir soru geldi. Kabul eder misiniz? Tabii tabii. Bizim başlığımızda hiçbir sıkıntı yok. Buyurun. Ali İhsan Hocam buyurun. Mehmet Hocam her şey için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Sayın Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi biz çocuklara proje ödevi yaptıracağız ya. Proje tasarlattıracağız. Biz burada tasarlattırdığımız projelerden mesela basit bir örnek vereyim. Barajın çalışma sistemi. Çocuk bunu proje olarak getirebiliyor mu? Ya da güneş sistemi ya da güneş ışığıyla çalışan akıllı ev sistemi gibi. Bunları kabul ediyor musunuz? Tabii ki hocam. Ya çocuk akıllı şehir kuruyor. Diyor ki hocam ben akıllı şehir yapacağım diyor. Öyle bir proje getiriyor. Hocam çok güzel. İstediğimiz bunlar zaten. Bu tarz projeler istiyoruz. Hani zaten normalde var yani. Demek istediğim şu. Zaten var. Fakat bunu çocuk hocam ben bunu bu şekilde maketini yapmak istiyorum diyor. Hocam zaten var olan projenin tekrar yapılmasında sıkıntı yok. Önemli olan bunu çocuğun kendisi yapması. Aynen. İşte kendisi yapması. Söylemek istiyorum. Aynen hocam. Hiçbir sıkıntı yok. Daha önce sunulmuş bir proje de olabilir ama çocuk bunu kendisi yapsın. Raporunu kendisi yazsın. İşte maketini kendisi yapsın. Sunumunu kendisi yapsın. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Tamam. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Kolay gelsin. Rica ederim hocam. Sağ olun. Bir soru daha var Mehmet hocam. Bilay hocam buyurun. Ben sorudan daha çok bir dileğimi dile getirmek istiyorum. Buyurun hocam. Ben ortaokulda fen bilimleri öğretmeniyim. Normalde branşım kimya. Fen bilimlerinin hayatın da kendisi olduğunu düşünen bir insanım. Çok da yani hayatın her alanıyla ilgili. Dolayısıyla ben projede önemli çocukların gelişim açısından özellikle ortaokulda 5. sınıftan itibaren proje hazırlama ya da ona benzer bir ders konulması gerektiğini düşünüyorum. Proje ile ilgili bir ders konulmasının çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir öneri. Ben de sizi destekliyorum bu konuda. Hocalarım sorusu olan var mı acaba? Hocam bir ekleme daha yapabilir miyim? Kusura bakmayın. Buyurun Ayhan Hocam buyurun. Ben gezmeyi seven biriyim. Şu anda çevre sorunlarında çok ciddi sorunlarımız var. Projelerimizde çevre sorunlarını hassasiyete artırmak için daha fazla ağırlık verebilir miyiz? Bu katılımcılarımız da bu konuda duyarlı olduğunu düşünüyorum. Sularımız kirleniyor, topraklar kirleniyor. Maalesef çevreye yol kenarlarına bakın şişelerden geçilmiyor. Acaba kamuoyunda dikkat çekmek için projeler yapabilir miyiz? Ben bu konuya çok üzülüyorum çünkü çevremiz de bizim evimiz gibi. Yani teşekkürler, herkese iyi günler, iyi çalışmalar. Teşekkür ederiz hocam. Mehmet hocam buyurun. Ben de Ayhan hocama katılıyorum. Yani güzel bir şey. Tabii biz de istiyoruz. Bütün alanlarda zaten projeler yapılsın. Çevrede tabii çok önemli bir konu. Hocamın dediği gibi evimiz gibi çevremizde. İnşallah bu konuda da güzel projeler gelir diye bekliyorum. Dinleyen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Okan Hocam buyurun size bırakıyorum sözü. Mehmet Hocam, Mücahit Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel bir yayın oldu. Aydınlatıcı bilgiler verdiniz. İnşallah hocalarımız, öğretmenlerimiz bu konuda bilgilenmişlerdir. Ama siz söylediniz. Hitami Hocam da bizim TÜBİTAK'lardan sorumlu ARGE temsilcimiz. Arkadaşlar her türlü sorularını bize de sorabilirler. Size de iletebilirler. İnşallah bu sene bu konularda rekor şey bekliyoruz, proje ve başvuru bekliyoruz. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz. Bu akşam yayına katılan tüm öğretmen arkadaşlarımıza da yine teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun Okan Hocam. İyi akşamlar. Biz de hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Mehmet Hocam ve Mücahit Hocam, söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
kapatmadan önce. Ben teşekkür ediyorum bütün hocalarımıza. Sabırla bizi dinledikleri. Ben de aynı şekilde tüm hocalarımıza teşekkürler. Çok sağ olun. Mehmet Hocam size de çok teşekkürler. Hitam Hanım size de çok teşekkürler. Biz size teşekkür ederiz asıl. Yani çok güzel bir sunum oldu. Biz bayağı eğlendik, ilgilendiğimizi de söyleyebilirim sizin için. Değerli katılımlarınız için bugünkü eğitimimizin sonuna geldiğelim. Doçent Doktor Mehmet Hacı Beyoğlu ve Doktor Öğretim Üyesi Mücahit Yılmaz hocamıza bize vermiş oldukları değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz tekrardan. Konya İnsan Mektebi öğrenme davamız kapsamında yürütülen öğretmen mektebi eğitimlerinde bizi yalnız bırakmayan siz değerli katılımcılarımıza ve öğretmen mektebi faaliyetlerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük hocamıza ve değerli çalışma ekibimize teşekkür ediyoruz. Yeni eğitimlerimize görüşmek üzere diyoruz. Sunumu tekrar izlemek isterseniz Konya İnsan Mektebi'nin YouTube hesabını takip ederek sunumumuzu izleyebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum.